Evet, kolay değil ama biraz saha içine dönelim. Şimdi aslında derbi var. Müthiş bir derbi var hafta sonu. Bu arada 2 gün sonra. birazdan, Bir gün sonra pardon. birazdan hani Beşiktaş'ın durumunu da konuşacağız. Bir seçim arefesi orada aynı zamanda. Seçim çalışmaları var. Onun gölgesinde takım elbette etkileniyor. Onu da konuşacağız. Ama şimdi Galatasaray'da bir kadroyu konuşalım. Evet. Eski sisteme dönüş. Serhan Tur. Mecburen. Üçlü olmadı mı sanki? Yani bazı maçlar hariç. Eksikler nedeniyle mi ya da nasıl Şimdi yorumlayacaksın? Melike üçlü oluyordu. Üçlü oldu da zaten o konuca. Icardi'den sonra bu üçlü de denedi. Icardi ile beraber mecbur olarak denedi. Çünkü Icardi gibi önünde önemli bir silah var. Osimhen gibi dünyaca ünlü bir yıldız var. Hem bu ikiliyi oynatmak istedi hem de üçlü formatı denemek istedi. Bu anlamda ön alan baskısını iyi yapıp gollerle karşımıza geldi. Galatasaray bu ön alan baskıyı çok iyi yapıyordu. Ama Icardi oyunun içerisinde olduğu zaman en azından rakip defansı dağıtıyordu. Geriye topalıyordu. Adeta defansı bozgun uğratıyordu. Oradan Osimhen, Mertens, Yunus, Barış bir türlü çıkıyordu. Ama tabii ki Icardi'nin sezonu kapatmış olması Galatasaray'da sakatlıkların oluşuyla beraber Okan Hoca eski sistemi dönmesini bekliyoruz. Sağ zemini karla kaplı Sivas'ta. Allah bütün takımlarımıza kolaylık versin. Gerçekten bir hava muhalefetine Ve üst giriyoruz. üste Galatasaray için çok soğuk Yani hem deplasmanlar. soğuk deplasman bir de yani ben Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e başarılar dilerim. Çünkü önde de bir Avrupa karşılaşması var. Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Mutlak puan kazanmamız lazım. Bu açıdan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Takımlara geldiğimiz zaman Okan Hoca dörtlü formasyon dönecek. Yani şöyle yapacak onda da. Sağ bekte Barış Alperen'i oynatmasını bekliyoruz. Jelert'i hala almasını beklemiyoruz. Çünkü gerçekten önemli bir karşılaşma. Sivasspor deplasmanı zor bir deplasman. Galatasaray buradan puan almak istiyor. Biliyorsunuz Sivasspor şampiyonluk yolunda giden Fenerbahçe'yi de çalım atmıştı. Ve Fenerbahçe'yi puan kaybederek şampiyon olamamıştı. Bu anlamda Galatasaray için de kötü geçiyor Sivasspor maçları. Galatasaray mutlak galibiyet almak istiyor. Çünkü son maçlarda biraz takımın dengesi bozulmuştu ve gerçekten Galatasaray'ın hani çok hızlı gitmesi lazım, iyi gitmesi lazım iken sekteye uğramıştı. Tabii ki Barış Alperen, Davinson, ben Metehan'ı oynatmasını bekliyorum. Sol bekte ise Berkan'ı bekliyorum ben. Orta sahada ise Torreira, Sara ve Mertens. Sağda Şalay'ı, solda Yunus ve forvette de Osimhen'i bekliyorum. Kaan Koç da kopya çekiyor. Kombini yapmıştı ona bakalım. Sana bir izleyici yorumuyla döneceğim çünkü merak ediyorum ne söyleyeceğini. Sezer Bey diyor ki Galatasaray üçlü oynadığından beri göze hoş gelen futbol yok. Her maç golü yiyeceğiz diye diken üstünde maç izliyoruz. Öne geçiyoruz, rahat yok. Biraz da iğneyi kendimize batıralım. Üçlü olduğundan beri Barış performans veremiyor. Icardi yoksa üçlü oynamanın mantığı nedir Barış demiş. Sezon başından beri performans veremiyor. Milli takımdan beri performans veremiyor. Üçlü oynarken işte kötü oynuyoruz diyor da ben katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Tottenham maçı var. Birçok maç örnek verebilirim. Yani içeride üçlü oynadığı zaman Galatasaray o baskıyı, coşkuyu sağdan soldan her yerden veriyor. Ha, gol yiyor. Neden gol yiyor? Oynadığı oyun sistemi çok riskli bir oyun sistemi sevgili Melike. Ön alan baskısı. Orada o baskıda kaymaların herhangi bir oyuncu doğru yapamadığı zaman SOS veriyorsun, arkada alan bırakıyorsun. Bu da belli bir zamandan sonra oluyor. Galatasaray her maç mesela Eyüp maçında ilk yarı 4-5 olurdu maç. Olurdu. Değil mi? Belki bunlar konuşulmayacaktı Okan, ortam. 12 tane net pozisyon İşte onu diyorum. Çıkartan bir Berke abi. Ben Berke'yi de tebrik ediyorum. Diyorum. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Yani. Sonuçta yani kaldı. Ya bir de Berke'yi eleştiriyorlar niye kurtardı. Ya yok ne yapsın yesin mi ya? Berke'yi zamanla çaldığı için eleştiriyorlar. Bu, ama zaten hani ya, şöyle bir şey. Abi, yani, bu olan bir şey yani. Ya bu futbolun doğasında olan bir şey. Ya biz bak, ben orada ben defalarca zamanla çaldım. Yeri geldi yerde yattım zaman alalım diye. Çünkü yağmur gibi geliyor abi rakip. Sağdan soldan artık öyle bir pozisyona düşüyorsun ki. Yani yoruluyorsun. Kademe yapmaktan, maç koşmaktan. Maç bitse de kurtulsak diyorsun, puanı alsak da diyorsun bravo, orada. Bravo, sonuçta bunlar için bir puan ki. Galatasaray, Fenerbahçe. Yani sonuçta belki Galatasaray kalecisi değil yani. Bravo, kalecisi. Bravo yani, almak kalkmışlar, yok ya su içmiş, yok bunu yapmış, şunu yapmış. Yapacak sen baba. Sen 12 tane pozisyonu da değerlendirseydin derler bravo, o zaman. Bravo, atsaydın bunlar konuşulmayacaktı. Yani bu bahanelere sığınmak doğru değil. Özellikle Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burun bu tür bahanelere sığınmasını ben kabul etmiyorum. Ne olursa olsun. Ya babacığım sen 12 tane dediğin pozisyona gir. 3-4 yap, ondan sonra istediği kadar su içsin. Bırak ne yaparsa yapsın. Sen niye atamıyorsun? Demek ki orada konsantrasyon veyahut da son vuruş eksikliği var. Galatasaray takımı üçlü de dörtlü de çok iyi oynuyor.
Bak kim ne derse desin. Üçlü oynarken ön alanda oynuyor. Dörtlü de oynarken ön alanda oynuyor. Baskıyı yapıyor. Kaymaları iyi yapıyor. Zaman zaman tabii eksiklikler oluyor. Kolay değil sevgili Melike. Şimdi 90 dakika oyun içerisinde kalamıyorsun. Sıcak duramıyorsun. Yani bazen konsantrasyon, işte pozisyon hatası yapabiliyorsun. Yaptığın zaman da. Ama önemli olan arkadaki... Virgül. Hep bana gelince hemen virgül futbol, nokta bir şeyler futbola geliyor. Virgül basketbol. Çünkü Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko Real Madrid'i 82-70 mağlub etti. Tebrik ederiz. Deplasmanda çok önemli bir zafer bu. Tebrik edelim. Böyle bir virgül koymak istedim. İyi bir takım istedim. Zaten Fenerbahçe basketbol. Evet, Fenerbahçe Beko 82, Real Madrid 70. Tekrar etmiş olalım. Euroleague'de çift hafta maçıydı. Anadolu Efes'inde Jalgiris maçı vardı. Hı-hı. Şimdi devam edebilirsin. Virgül koydum. Unuttum ne söyleyeceğim. O zaman ben hemen araya gireyim. Galatasaray'da bir de önemli bir gün bugün. Ben haftalardır söylüyordum Galatasaray'da önemli bir gelişme olacak diyordum. Hatta bu önemli gelişmeyle beraber Galatasaray Florales'ini satmadan Bankalar Birliği anlaşmasına çıkacak demiştim. Sermaye yatırımı yaptı. Akşam saatlerinde kapıda bildirdi. Buradan yaklaşık 5 milyar TL'ye yakın bir para gelecek. Ama böyle limitli gelecek yani 1 milyon. Kademeli gelecek. Tabii kademeli 1.7 milyon, 2.3 milyon o tarz gelecek paralar. Ama Galatasaray buradan gelecek paralarla Flora'daki Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp oradaki faiz yükünden kurtulmuş olacak. Şimdi Yunus üçlü oynadığı zaman Yunus'u sol tarafta önemli bir bilgi. Teşekkürler Serhan abi. En büyük Türk Serhan Türk. Futbol, bak şimdi futbolcu ya işin ekonomik kısmıyla hiç ilgilenmiyor. Ya, tabii, şimdi tabii. Bir dakika diye hemen. Şimdi sahanın içine gidelim istiyoruz. Bak şimdi oradan başlayacak oraya, oradan onun borcu, onun şunun tabii. borcu falan filan derken konular farklı yere dağılabilir. Yani şunu diyorum şimdi üçlü oynadığı zaman sol tarafta Yunus sağda Barış oynuyor. Barış'ta o enerjik var gidip gelebiliyor o dayanık da. Yunus da daha çok önde oynamayı seviyor. Hücum bölgesinde yeteneklerini, kreatifliğini orada göstermek istiyor. Geri gelirken ben de bunu yaparım. Tabiri caizse salağa yatarız. Yunus da zaman zaman bunu yapıyor. Sonuçta o futbolcu içgüdüsel psikolojisidir. Yani psikoloji olarak ya arkada Sanchez var, Kaan var, işte Metehan var. Onlar benim işte hatalarım, defolarımı süpürür gibilerinden düşünebiliyorsun sahanın içinde. Bunlar yaşanabiliyor sevgili Melik. Bak önemli olan o coşkuyu o futbolculara verebilmek sahada. Taraftar, hoca, futbolcu o coşkuyu yakaladığı zaman skormuş, pozisyonmuş bunları her türlü yakalarsın bulursun. Ama yakaladığın zaman da değerlendireceksin. Eyüp maçında da bunları yapamadı. Burada Arda Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Gerçekten çıktı. Güzel maç izletti. Müthiş bir maç izletti. Ve Galatasaray'ı da hakikaten iyi analiz ediyor. Ben 8-7 tane eksikliğe rağmen yani bu kadar eksik oyuncusunun olmasına rağmen sahada oyuncular karakterini koydu kenarda. Evet. Arda Turan'ı ben kenarda kime benzettim biliyor musunuz? Şuna? Hareketleri, hal ve hareketleri. Zaten herkes bunu biliyordur. Fatih Terim'e mi? Yok. Hemen niye abi? Hemen Fatih Terim. Bu kadar basit değil. Kime biliyor musunuz? Söylesene ya. Simone. Merak et. Simone'ye benzetmeye çalışıyor. Ben Fatih Terim Simone karışımı. Oynattığı oyun da dikkat edin bak. Atletico Madrid'de oynadığı oyun sistemine benziyor. Ama zaten teknik direktörlüğünde Arda Turan'ın hani o Avrupa'daki kariyerinden ne kadar çok şey kattığı, çalıştığı hocalardan kendine ne kadar çok şey kattığını görüyoruz. Güzel.